Avukat Suat Armer ile Güncel her pazartesi saat 21'de Mercan TV'de. Efendim hayırlı akşamlar. Her pazartesi canlı olarak yayınlanan Suat Armer ile Gündem programına hoş geldiniz. Program konuğum her zaman olduğu gibi sayın meslektaşım Avukat Vedat Yalçın. Kendilerine iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Suat Bey. Nasılsınız Vedat Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sanki yıllardır görüşmüyormuş gibi konuşuyoruz sizinle. Değil mi? Sabah beraber, evet, akşam evet. beraber, öğlen beraber. Doğru. Şimdi gündem maddelerimiz var. Zamanımızdan dar olmasa sebebiyle isterseniz hemen onlara geçelim. Tabii. Onları anlatalım. Tabii malum olduğu üzere bir Türkiye'de bir telaş var. Bütün Türkiye üzerinde bir seçim heyecanı var. Yani Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği falan derken bayağı partilerde de hareketlilik var. Hatta partileri bırakın, televizyonlarda bile hareketlilik var. Hatta buraya gelmeden önce söyledi Avukat Bey bu hafta programınız var mı falan diye. Yani boş bursalar bizim programı bile bir adayı en azından reklamını yapma anlamında şey yapacaklar. Tabii bir heyecan var. Heyecan var ama bu heyecanın gerçekçi nedenlere bağlı olarak kamuoyunun önüne sunulması gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Çünkü bakıldığı zaman Adıyaman insanı çok gördü. Milletvekillerini çok gördü. Bir dönem, iki dönem milletvekilliği yaptın. İşte sonra başka yerin bilmem sivil toplum örgütünün başkanlığını yaptın. Sanki Adıyaman'da yine adam kıtlığı yokmuş gibi, onlardan başka da ilaç yokmuş gibi yine adaylar. Her zaman olduğu gibi onlar aday. Yani şey diyoruz, saltanat falan kalkmamış. Biz onu görüyoruz. Saltanat kalktığı düşüncesine inanmıyorum. Çünkü bir nevi herkes sanki bir yerin demirbaşıymış gibi hareket ediyor. Ben bunu gözlemliyorum. Şimdi biz girizgah anlamında söyledim. Siz buna katılıyor musunuz? Yani elbette. Şimdi milletvekilliği tabii çok önemli bir görev. Ve bu görevi icra edecek kişilerin bu göreve uygun adaylar olması lazım. Şimdi baktığımızda tabii çok değerli insanlar da var mutlaka adaylar ama sizin de demiş olduğunuz, belirtmiş olduğunuz gibi yani burada bazı kriterler olması lazım. O kriterlere uygun kişilerin olması çok önemli ki halkı temsil etsin, halkın sorunlarını gerçek anlamda değil mi dile getirebilsin. Siz çeşitli programlarla değil mi dile getiriyorsunuz. Yani milletvekilinin sadece orada el kaldırıp indirmekten ibaret olmadığını, gerçek anlamda temsil ettiği halkın sorunlarını içtenlikle, samimiyetle dile getirebilecek donanımda, işte kişilikte, duruşta insanlar olması gerektiğini ifade ediyorsunuz. Çok haklısınız. Bu sürecin de bu minvalde değerlendirilmesi bence gerekir. Yani şunu söyleyeyim, ben bu anlamda Adıyaman'ın yeteri kadar en azından milletvekilliği düzeyinde temsil edildiğine inanmıyorum. Adıyaman milletvekillerini de bu anlamda başarılı görmüyorum. Neden başarılı görmüyorum? Adıyaman denince akla gelen bazı şeyler var. Nedir işte? Adıyaman bir turistik şehir ama turistik şehirden başka yan illerimiz, çevre illerimiz ne yapıyor? Bundan istifade edebiliyor ama Adıyaman sanki kapalı kuyu gibi, kör nokta gibi hiçbir şekilde istifade edemiyor. Sözde bizim milletvekillerimiz var ama hiçbir icraatlarını görmüyoruz bu noktada. İkinci husus, yani nerede? Şunu da şey yapayım. Nemrut'u bile elimizden alacak duruma getirdiler adamlar. Yani kendi sınırların içerisinde olan, ilçe sınırları içerisinde olan bir Nemrut'u ki dünyanın 8. harikası olarak şey yapılıyor. Onu bile elden alır duruma getirdiler. Ondan sonra tütün mevzu oldu. Tütün mevzunu niye önemsiyorum ben? Şu anlamda önemsiyorum. Tütün Adıyaman için çok lokomotif bir ürün. Yani Adıyaman'ın geçmişine bakıldığında tütün Adıyaman'ı kalkındırmış. Esnafını kalkındırmış, işçisini kalkındırmış. Yani topyekun bir şehri kalkındırmış. Tütün konusuna bakıldığında yıllara göre yapıldığında bakıyorsunuz ki hiçbir atılım gösterilmemiş. Neden? Şu anlamda en azından bir bilgi mahiyetinde söylüyoruz. Okuduğumuz kitapların da bir anlamı olsun o anlamda. Tabii ki. Şunu söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla tabii şimdi Osmanlı borçlarını falan ödeyemeyince 1881 yılında Duyunu Umumu'ya kuruluyor. Yani reji idaresi falan kuruluyor. Reji idaresi diyor ki ya ne var Osmanlı'da? Tütün işletmeleri var. Biz bu tütün işletmelerinin bütün şeylerini, finansmanını, minasmanını, getirisini biz alalım. Yani en azından borçtan da düşmüş olalım diyorlar. İlk tokatı oradan yiyoruz zaten. Ta ki ne zamana kadar? İşte Kurtuluş Savaşı oluyor. 1921 yılında reji idaresine diyorlar ki kardeşim sen bir kere bütün paraları bu şekilde alamazsın. Tütünden gelecek paraların belli miktarını alırsın diyorlar. Ve kısıtlamayı önce oradan başlıyor. Yani yine o beğenmediğiniz Atatürk döneminde oluyor bu iş. Tabii. İlginç yani. 23 yılına geliyor. Bir dakika diyorlar reji idaresine gel bakın buraya. Senin tütün işletmeleriyle ilgili hiçbir adımını biz tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz diyorlar. Ve tütünü millileştiriyorlar. Yani işletmeler, tekel, mekel filan o kurumlar bu şekilde oluyor. Ondan sonra açılıyorlar ve reji idaresinin tahakkümünden kurtulmuş bir
milli bir tarım politikası izleyen bir Türk hükümeti meydana geliyor. Ve bu bakıldığında gerçekten de tütünden çok muazzam bir gelir elde ediliyor. Ta ki ne zamana kadar? Daha Cumhuriyet döneminden, yanlış hatırlamıyorum ama büyük bir ihtimal hatırlamıyorsam, 86 yılına kadar. 1986 yılına kadar. Orada bir takım özelleştirmelerin, yabancı küresel şirketlerin de tütün üretimine, sigara üretimine falan girmeleriyle ne oluyor? Aslında tütün önü tahsis süreçleri başlıyor. Ta ki 1991 yılına kadar zaten. 1991 yılında da işte tekel şeylerin 23-25 yılında kuruluyor bu arada tekel. Yani tekel ürün işletmelerinin zarar bahanesiyle tutuyorlar. Bu güzelim işletmeler satılıyor. Hem de neye satılıyor biliyor musunuz? 1.7 yani 1 milyar 700 milyon dolara tutuluyorlar. Küresel sermaye satılıyor. Ama bakıldığı zaman tabii satılan şirketlere bakın. Malatya, yanlış hatırlamıyorsam, Malatya, Tokat, Bitlis, Adana, Maltepe, Siirt, buraların fabrikaları tamamen elden çıkartılıyor. Siirt olmayabilir, Bitlis olabilir büyük bir ihtimalle. Elden çıkartılıyor. Değerinin kaç katına biliyor musunuz? Sadece o alanların lojmanları bile 4,5-5 milyar dolar. Bütün bu işletmelerin tamamı 1.7 milyar dolara satılıyor. Daha şeyini söyleyeyim. İşletmeler içerisinde bulunan 25 milyon ton tütün alıcı şirkete hediye olarak veriliyor. Şimdi burayı niye anlattım? Şunun için anlattım kardeşim. Tütün Adıyamanlı'nın eli kolu. Siz Adıyamanlı'nın eli kolunu kestiniz. Gerçekten kestiniz. Doğru. Bir milletvekili olup da ciddi bir şekilde, çok can siparişli bir şekilde kalkıp da Adıyaman'ın tütün sorununu bir şekilde anlatamadınız. Siz anlattığınızda Sayın Cumhurbaşkanımız mı dinlemedi? Başbakanımız mı dinlemedi? Hayır. Gayet makul de dinlediler ve Adıyamanlı'nın sorununu çözeceğiz de dediler. Ama ben şunu söyleyeyim. Biz bu noktada ısrarcı olamadık. Adıyaman milletvekillerini yani siz bu sorunu çözmek zorundasınız diye bir nevi baskı altında tutamadık. Demokratik baskıdan bahsediyorum. Yani bu kitle örgütleri, sivil toplum örgütlerinin niçin vardır? Haklı talebi en merkeze amiriyet noktasında bulunanlara iletmek üzere vardır. Elbette. Yani biz bunları anlatamadık. Ve anlatamadığımız için de milletvekillerimiz sağ olsun sanki çok büyük başarılar elde etmiş gibi yine aday oluyorlar. Ben kimsenin şunu bununla demiyorum ama en insaf diyorum ya. Şu memlekete bir çivi çakan adamlar aday olsun. Herkes parayı 3-5 kuruşu denkleşten tık aday. Her seçim adayı olanlar da var. Yani aslında bir kriter olması lazım değil mi? Yani kusura bakmayın şimdi Adıyamanlı olarak bu tütün mevzuna girmemek önemli vardı. Şimdi, tabii ben de kendimi bir Adıyamanlı olarak görüyorum artık Fahri olarak ama. Öylesin tabii ki öylesin. Siz bir Adıyamanlı olarak tabii ki ben şahsınıza da biliyorum ne kadar üzüldüğünüzü, aslında ne kadar kafa yorduğunuzu, nasıl gerçekten bu konuda hani çevrenizdeki insanları aydınlatmaya çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Şimdi maalesef özür dilerim biraz faringitten kaynaklı bir sorun yaşıyorum sanırım. Yani bunu siz de birebir konuşmalarımızı anlatıyorsunuz. Elbette. Şimdi siz farkındayım yani çevrenizde sadece televizyonda değil. Yani nerede olsa mutlaka Suat Armer çevresindekilere işte küresel şirketleri, işte dönen dolapları, işte süreç içerisinde ülkede tarımın neden bu hale geldiğini, işte dünyanın değil mi kendisine yetebilen 7 ülkesinden biriyken nasıl aşama aşama artık buğdayı dahi değil mi? Samanı dahi dışarıdan alabilecek, ithal edecek biraz sonra fıstığı anlatacağım. Gaziantep'te, daha doğrusu Köstecel beldesinde bizi izleyen seyircilerimiz var. Onların da bazı sıkıntıları var. Özellikle fıstık konusunda. Oraya da değineceğim. Buyurun evet. Yani haklısınız. Tabii şimdi hani bir söz vardı ya rahmetli Süleyman Demirel'in yollar yürümekle aşılmaz diye. Şimdi onun gibi ya insan söylüyor falan ama bir zaman sonra insan bir değişim görmek istiyor. Yani bir algı görmek istiyor. Şimdi mevcut tabloda dediğiniz gibi o meblağı denkleştiren herkes bir şekilde adaylık başvurusunda bulunabilir ama ya bu işte hiçbir kriter yok. Yani gerçekten dediğiniz gibi yani geçmişte özellikle bu işi yapmış olanlar hani halkın önüne ne koymuşlar veya bundan sonra bu görevi icra etme işte görevini üstlenmek isteyen bu konuda aday olan insanlar hangi projeleri ortaya koyuyorlar? Bir Suat Armer gibi çıkıp da gerçekten böyle samimiyette dost doğru, yürekli bir şekilde beklentisi olmaksızın gerçekten halkının sorunlarını
yürekli bir şekilde, içtenlikle ifade edebilecek mi? Ya bakın bu bile aslında o kadar büyük bir değişim ortaya koyabilir ki. Ama maalesef yani siz de biliyorsunuz, kriter belli. Yani sessiz olmak, sakin olmak, etliye sütlüye karışmamak. Yani milletvekilinin veya belli makamlara gelmenin kriteri bu olmamalı. Yani ona katılıyorum. Yani özellikle dilinize sağlık. Rica ederim. Şunu söyleyeyim, kendi adıma da söylediğiniz şeyleri ben teşekkür ederim. Ben samimiyetle söyledim bunları. Yani. Ama şunu söyleyeyim, belki de ben de aday olsam, belki de bir belli kaygı taşısam, belki de ben bu şekilde konuşmayacağım. Değişim şart. Daha doğrusu dönüşüm şart. Dönüşüm değil mi? Aklıma Kafka'nın o müthiş bir eseri var. Dönüşüm ama bu yüzden diye. Aday olmuyorsunuz ama. Ya aday olamam çünkü. Ha, soruyorlar niye aday olmuyorsunuz zaman, diye. Şunu söyleyeyim, ben aday oldum diyelim. Partim de beni evet seçti diyelim. Ki bir parti beni aday etmediğim deçe ben kalkıp da ben adayım diye davullu zurnalı yolunuz açık olsun filan yapımda değil. Aday arkadaşlara başarılı diyorum, ayrı mevzu. Fakat düşünüyorum, ben adayım öyle mi? Milletvekili adayım. Adıyaman'da yaşıyorum. Bu ilin suyunu içmişim. Bu toprakta büyümüşüm. Annem, babam, dedem, dayım hepsi burada ölmüş. Mezarları burada. Ya benim gidip gideceğim yer Allah bilir. Yani hayatın olan akışı içerisinde Adıyaman'da öleceğim. Öyle görünüyor yani. İnşallah. Allah izin verirsin. İnşallah öyle olur. Ama bir Adıyamanlı beni gördüğünde veya bir çiftçi beni gördüğünde dese ki sen biz milletvekili oraya koyduk. Sen milletvekili olarak bizim gözümüzün nuru, bütün fakir fukaranın umudu tütün. Ki tütün niteliği itibariyle böyle kıraç topraklarda değişiyor. Fazla bir şey de istemiyor. Tütünü elimizden aldılar. Sen ne yaptın bunun için? Sen ne yaptın deseler ben ne diyeceğim? Şu an görebiliyor musunuz? Hiçbir milletvekili adayı. Ben seçildiğim takdirde tütünü, şunu, bunu yapabileceğim diyen bir adam var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Yok, olamaz. Çünkü parti krallıkları var. Parti krallıkları var. Parti krallığı nedir? Bütün partiler için öyledir. Genel başkan veya genel başkan yardımcılarıyla aranız iyiyse önemli değil. Yani halk halktan kopuk olmaz. Halktan kopuk olmaz, bir yerde patlar. Ya bu bir yerde patlayacak. Ya yalakalık yapa yapa adamları şahlavan yaptınız ya. Şahmeran oldu adamlar. Yalakalık olmaz. Bir insanın dostu nasıl olur? Biz arasa birbirimizi eleştirmiyor muyuz? Tabii eleştiriyoruz. Çok sert eleştiriyoruz. Çok sert eleştirilerde bulunuyoruz. Neden? Dost eleştirir. Senin ayağını kaymasını istediğin insanı översin. Problem yok dersin. Süpürürsün yani. Bukowski'nin o kitabı var. Kadınlar kitabında. Bir de Wolf Thorne'un kitabında, bu psikiyatrist kitabında da var. Bu açılımdan falan yapıyor. Diyor ki yani dostluk iyi eleştiriden geçer diyor. Yani gerçekten öyledir. İyi eleştirmediğiniz bir insana amiyane tabirle ram olursunuz, biat edersiniz. Bu yanlış. Ben çalışmalıyım ki merkezi idareyi de çalıştırayım. Ben üretmeliyim ki üretime dair taleplerimi ileriye anlatayım. Nedir milletvekili olarak? 10 yıl belediye başkanlığı, 2 dönem milletvekilliği. Adıyaman için söylüyorum, her taraf için. İyi de kardeşim, Adıyaman üzerine gelirsek ne yaptınız? Ben bugün şeye baktım, Bursa'ya baktım, Eskişehir'e baktım. Ya ne güzel memleketler. Yani ata yadigarı böyle gerçekten hoşuma da gidiyor. Böyle o tarihi atmosferi içselleştiriyorum ben bazen. Hoşuma da gidiyor, böyle haz alıyorum oralardan. Bir Gaziantep'e baktığım zaman, bir Şanlıurfa'ya baktığım zaman, bir Kahramanmaraş'a baktığım zaman neden Adıyaman olmasın diyorum. Ne eksiğimiz var? Bayrak sevgisi, en güzel bayrak sevgisi burada. Askerine, milletine, devletine sahip çıkma şeyi burada. Toprak benimsenmesi burada. Neyi eksik Adıyaman'ın? Derdini ifade etmekte bir sıkıntı yaşıyor sanırım. Derdini hem ifade etmekte sıkıntı yaşıyor hem de Adıyamanlı yırtık değil işte. Bu anlamda söylemiyorum. Manevi cesareti yok. Medeni cesareti yok. Şu bir milletvekilini karşısına alıp da kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Ya ne yapıyorsunuz? Ben bugün varım, yarın yok mu ya? Adam 60 yaşında hala koltuğa yaşlanmış. Utanmasa altını böyle zalk yapacak, üzerine oturacak, hiç kalkmayacak. Ya kardeşim öleceksiniz ya. Ya bir hizmet edin. Görüşünüz ne olursa olsun. Bakın ideolojiniz ne olursa olsun. Yeter ki meselelere samimiyetle gelin. Fedakarlıklarla gelin. Bakın yolda gördük sağ olsun polis arkadaşlar, Kahramanmaraşlı polis arkadaşlar bizi de ilgiyle izliyorlarmış. Söylediler, dediler ki avukat bey biz programınızı çok ilgiyle izliyoruz. Hoşumuza da gidiyor. Hem Adıyaman
yerelinde konularını anlatırken aynı zamanda ülke konularını da anlatıyorsunuz. Hep birlikten, beraberlikten dem vuruyorsunuz. Çok hoşumuza gidiyor. Sağ olun diyorlar. Hatta programı hazırlanıyorsunuz biraz şudur budur. Siz de biliyorsunuz bizim böyle programı hazırlama gibi şeyimiz yok. Spontane. Çoğu zaman konular bile belli olmuyor. Yani spontane yani. Burada ne konuşalım diyoruz, konuşuyoruz yani. O anki gündem neyse. Yani bir milletvekilinde olması gereken şeyleri biz aşmışız. Neyi aşmışız? Yani milletvekili dediğin adam susacak, konuşmayacak, genel başkanın yanında çıt etmeyecek, önünü yükleyecek, başını eğecek. Ya bu milletvekili ya, bu milletvekili. Gerektiğinde genel başkanına diyecek ki, hayır arkadaşım, halk benden bunu istiyor, yapmıyor musunuz? İstifa ediyorum. Örnekleri var bunun. Evet, istifa ediyorum ben. Yani ben partimden ayrılmak istiyorum. Neden? Bu. Ya yapın bunu kardeşim. Adıyaman için yapın ya. Biz de, ben sana şunu söyleyeyim avukat bey. Bunu yapan bir insan saygı da uyandırır. Ya düşünün siz genel başkanınıza diyorsunuz ki ben ilim için bunu yapacağım. Yoksa ben ilimle ters düşerim. Beni buraya getiren ilimdir demiyor. Çünkü o biliyor ki onu oraya getiren ili değil. Tabii. Tepedeki insanlar. Bu AK Partisi için de böyle, CHP'si için de böyle, HDP'si için de böyle. Bütün partiler için söylüyorum. Hiçbir parti şey yapmak istemiyorum. Bizim yani seçim yasası ve siyasi partiler yasası hep gündeme gelir. Hani değişiklik bir falan türlü değişmez. Bir türlü yapılmaz. Aslında temelde oradan kaynaklanan bir sıkıntı var. Siz nasıl bir profil öngörürdünüz Adıyaman için? Bir milletvekili olsaydınız ne yapardınız? Yani sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi Adıyaman'ın temel sorunları mesajlar var. Geliyor. Ben mesajlara bakayım. Şimdi buyurun. Bahsetmiş olduğunuz gibi. Şimdi turizm şehri Adıyaman. Gerçekten baktığımızda diğer çevre şehirlerde bu potansiyel pek yok. Yani Antep'te, Urfa'da, işte Malatya'da mutlaka var ama Adıyaman'ın bu anlamdaki potansiyeli çok yüksek. Ama baktığımızda bu konuya ilişkin hiçbir çalışma yok. Aslında şu turizm bile aslında biraz canlandırılsa, bu anlamda biraz çaba gösterilse Adıyaman'ın gerçekten çok ayrı bir havası olur. Yani dünya çapında havası olur. Ama vermiş olduğunuz gibi yani milletvekillerinin bugüne kadar biz Adıyaman'ın temel sorunlarının yanında bu tarz Adıyaman'ı kalkındırma yönelik herhangi bir konuda bir görüş açıkladığını, değil mi? Bir çalışma yaptığını. Ülke gündeminde. Hiçbir şekilde yani hiç duyamıyoruz hiçbir şekilde. Yani Adıyaman milletvekili şunu yaptı, şunu söyledi, şu konuşmayı yaptı. Bilmiyorum belki vardır biz mi görmüyoruz ama yani bugüne kadar değil mi basına yansıyan, medyaya yansıyan yani bravo helal olsun ne güzel gerçekten çok layıkıyla güzel bir konuşma olmuş, güzel bir çalışma olmuş diyebileceğimiz bir çalışma görmedik. Bizim çocukluk arkadaşımız var. Çok da sevdiğim biri Mustafa Bey sağ olsun. Çok değer verdiğim karakterli, şeyli bir insan. Onunla beraber bazı şeyler de gelmiş. Helal olsun diyorlar. Çok teşekkür ettiklerini söylüyorlar. Ve takdir ediyoruz. Ne olur Adıyaman'ı anlatın diyorlar. Sağ olsunlar. Bakın size şunu söyleyeyim. Yani burada milletvekili olmak için gerçekten önce erkek olmak lazım. Erkek. Cinsiyet anlamında söylemiyorum. Cesaret anlamında söylüyorum. Ciddi şekilde erkek olmak lazım. Şunu söyleyeyim. Yani yaşımız belli bir yaşa gelmiş. Şimdi adayların çoğuna bakıyorum. Tabii genç pırıl pırıl insanlar da var. Aday olmak isteyen. Nerede? Ki onlardan biri de bu bizim rejimimizde görev yapan Mahmut Akay kardeşimiz. Sanırım Ankara'ya kadar gitmiş. Rejideki arkadaşlar da korkuyor kendisinden. Ufaktan bir belediye şeyi olursa, milletvekili olursa topun attıracağı benziyor. Gerçekten çok pırıl pırıl bir arkadaşımız. Hepsi de öyle. Şunu söyleyeyim. Bir milletvekili olsam ne yapardım biliyor musunuz? Ben şahsen. Bir, seçildiğim andan itibaren meclis odama, millete Adıyaman'ı ne taahhüt ettim? Bir, tütün konusunda elimden geleni yapacağım, olmadığı zaman partimden istifa edeceğim. İki, size seçim meyanında, sırasında ne taahhütte bulundum? Bunlar tamamını odama asacağım. Ve gerçekleştirdiğim her icraattan dolayı bir çentik atacağım şöyle. Ondan sonra danışman. Ama herkese iyi geçinen, konulara hakim, insanları incitmeyen, kendini kasmayan, benim vitrinim olabilecek nitelikli bir danışman. Ve bu danışman benim akrabam olmayacak. Benim milletvekilinin kardeşi, kardeşi, amcası, amcasının oğlu, işte belediyeyi görüyoruz değil mi? Amcasının oğlu, dayısının oğlu, bilmem neyin oğlu. Neymiş? Bundan 5 tane getirin, 6 tane daha alırım diyor. Yok ya. Yok ya. Ya ilahi adalet. Ya tabii kurumların aile şirketi gibi olması lazım. Ama maalesef öyle değil. Ondan sonra mesela Adıyaman milletvekiliyim. Bir dakika kardeşim. Benim için kahta bir, tut bir, besni bir, samsat bir, çelikan bir, gerger bir. Bu benim ilçelerim her biri birbirinden güzel. İnsanlar birbirinden güzel.
Gerçekten de karakterli, nitelikli insanlar, misafirperver. Görüyorsunuz değil mi? Hangi evet. ilde bir bakkala kibrit var mı dediğinizde, ya kibrit şey bozuk var mı dediğinizde, bozuk yok ama çay içer misiniz? Tabii tabii. Kim der bunu ya? Yani çok gerçekten bu anlamda özgün bir yapıya sahip. Ya adama. Özgün, hala bozulmamış, pırıl pırıl. Ya bu yurdum insanı prototipi ya Adıyaman. Halen değerlerini muhafaza eden. Dedim ya bütün ilçeler arasında ayrım kaldırırım. Bakın ben şeye gittim, Besne'ye gittiniz gördünüz değil mi? Besne adliyesine gittim utandım ya. Yani gerçekten hatta kapıyla ilgili espriniz oldu. Hakim Hanım bu kapı başka bir şeyin kapısına benziyor dediniz. Ya, Hakim Hanım sağ olsun yani anladı. Falan dedi. Yani ittirseydiniz falan. Espri yaptı yani, falan evet. Yakışıyor mu ya? Yani evet. Vatandaşa oraya gelen vatandaşa yakışıyor mu? Yani o gerçekten içler acısı. Fiziken bir adliyeden başka şeye benziyor. Ne oldu belirsiz. Karanlık köyüne eski bir yapı. Ama tam Franz Kafka'nın romanlarını müthiş yansıtmış. Müthiş yansıtmış. Yani yazarlar için ilham kaynağı olabilir. Ya dedim ya. İyi bir kitap yazmak için ama adalet dağıtmak için aynı görüşte değilim yani. Yani ama insanın içini karaltıcı şekilde olmayacak. Bizim hakimimize, savcımıza, avukatımıza verdiğimiz değer bu mu kardeşim? Bir basit basıyorsunuz bir ilde turizm müdürü. Hiçbir getirisi yok, hiçbir şeyi yok. Makam arabaları, bilmem ne arabaları, onlar bunu. Hayırdır, bu ne oluyor kardeşim? Ama yargıya maalesef. Yargıya bunu yapıyorsunuz. Son zamanlarda tamam iyileştirmeler bayağı oldu ama gerçekten Besna Adliyesi falan hiç ya, şu anlamda söylüyorum. Turizm yani. Müdürü veya şu müdürü, bu müdürü falan anlamda demiyorum kardeşim. Şimdi üç temel kuvvetten bahsedilirdi ya. Yasama, yürütme, yargı falan diye. Evet. Yargının konu hiç hoşuma gitmedi. O adliye binası. Yani o kapı ya olacak iş değil yani. Ben şeye gittim, Söke'ye gittim, işte Marmaris'e gittim, Gümüşhane'ye, Aydın'a biliyorsunuz, Ankara'ya, ilçelerine filan tamamına filan gittim. Karadeniz'e, Akeza filan gittim. Doğu Anadolu'ya yine gittim. Ama gördüğüm en kötü adliyeden bir tanesi. En kötü adli binalarından biri. Ya boya bile yok ya. En azından boya yapılır değil mi dış boyası? Ya şunu söyleyeyim, yani oradaki tablo işler acısı bir tablo. Sanırım bir şeyler yapılacak, edilecek ama kardeşim bir şeyler yapılacak, edilecek diye şimdi görmediniz bu tabloyu ya. Şimdi bir Kahta Adliyesi'ne bakın. Maşallah. Kahtalılar en güzeline layık, onu söyleyeyim. Ama aynı güzelliğe Besne layık değil mi? Gölbaşı'na da yapmışsınız. Fena değil, güzel. Besneler niye öyle kardeşim? Yani bu anlamda ayrım olmaması lazım. Yani şunu söyleyeyim. Dedim ya, bizim bütün ilçelerimiz güzel. Bütün ilçelerimize sunulan fırsatın eşit olması lazım. Ben milletvekili olsam, bir ilçeye alım yapılacaksa bir kere o ilçenin çalışanlarından kaynaklı bir istihdam oluştururdu. Şu rozetimi atardı. Akraba evine gidip milletvekillerine, şey vatandaşa gelin evime falan vatandaşı ayağıma çağırmazdı. Ya ben millete gidiyorum ne olur Allah rızası için temayülde bana bir oy verin diyorum. Kapı kapı dolaşıyorum. Ondan sonra hadi bakayım unut gitsin. Niye? Çünkü şundan kardeşim. Siyaset Allah rızası için yapılmıyor bu memlekette. Siyaset günü kurtarma anlamında yapılıyor. Çoluğuma, çocuğuma, akrabama, eşime, dünürüme mal biriktirme amacıyla yapılıyor. Siyaset gerçekten nitelikli insanların yapabileceği bir alandan çıkmış durumda. Gerçekten ya ben şunu söyleyeyim ya ben hem siyasete gireceğim hem çalışacağım, uyumayacağım, sorumluluk alacağım. Ondan sonra küfür yiyeceğim. Bana ne ya? Doymak bilmeyen bir boğazımız yok. Boğazımız doyuyor. Çok şükür rızkı veren Allah. Kimseye eyvallahımız da yok biliyorsun. Yani. Kimseye eyvallahımız yok. Makamı, konumu ne olursa olsun kimseye bir eyvallahımız yok. İyyâken abdu ve iyyâken nestaîn diyor ya. Aslında milletvekilliği o kadar aslında özel bir görev ki en başta kimseye eyvallah olmayan insanların yapabileceği bir görev. Yani en başta normal şartlarda yani seçim sistemi, siyasi partiler yasası falan gerçekten gerçek anlamda demokratik bir görünüme sokulabilse ve sistem gerçekten buna müsaade etse milletvekillerinin aslında en başta gelen özelliğinin bu boyun eğmeme, bir beklentisinde olmama değil mi? Özelliğinin olması lazım ki görevini layıkıyla icra etsin. Yani kesinlikle öyle. Yasama sorumsuzluğu nedir? Yani ne için yapılmıştır değil mi mesela? Evet, evet maalesef. Yani kürsü dokunulmazlığı nedir? Yani istediğini söyleyebilsin. Konuşabilsin. Herhangi bir şekilde müdahale edilmesin. Cezai takibe de uğramazsın. Yani böylesine özel değil mi? Hangi mesleğe verilmiş bu özellik? Bu yetki hangi meslekte var? Hiçbir meslekte yok. Bu koruma. Hiçbir yani meslek. Düşünsenize siz hiçbir şekilde söylemlerinizde sorumlu değilsiniz. Niye? Görevinizi
en iyi şekilde milletin haklarınızı, korkmadan, çekinmeden haklarını en iyi şekilde savunabilirsiniz diye. Aynen öyle. Ama siz bunun için ne yapıyorsunuz peki? Bu yetkiyi değil mi? Nasıl kullanıyorsunuz? Ya bu yetki sorumluluğun bilincinde olan insanın milletvekili olması çok zor ya. Onu size söyleyeyim. Yani ne bileyim ben gerçekten bir yere aday olamam ben yani. Bence biraz okuduğunuz kitapların da etkisi var ya. Ya okuduğumuz kitaplar... Okudukça insan daha derinlere daldığı için toplumda uyumsuzluk baş gösteriyor. Ama avukat bey yani okuduğunuz kitapların insana etki etmemesi mümkün mü? Yoksa tabirimi hoş görün, teşbihte hat olmaz derler. Kitap yükte eşekler vardır. Kur'an-ı Kerim'de de geçer yani. Sen onunla amel etmedikten sonra, o kitaplardan etkilenmedikten sonra, o manevi cesareti bulmadıktan sonra okumanın ne anlamı var? Bakın bir tutunamayanlar var. Etkisinden kalkamadım. Bir Bukowski'nin kadınları var. Kalkamadım. Saklı seçilmişler var kitap. Kalkamadım. Yani Vatikan eseri var. Kalkamadım. Yani bu 10 günde hiç okuduğum kitaplar yani binlerce sayfa ediyor. Ama neredeyse diyalog konusu neredeyse art dizilere tamamıyla yarışmalara. Öyle. İşte değil mi? Öyle. Buna benzer işte magazinsel programlara dayalı artık bir toplumda kitap falan da bilmiyorum ne şunu kadar söylemek istiyorum yani anlamlı geliyor ama ya toplumda karşılığının olmadığını biliyoruz. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Maalesef şey vardı bu Sevreti Fünuncular vardı. Sanat toplum için midir diye bir şey vardı. Yoksa sanat için midir diye vardı. Ben de diyorum ki iyi olmak, tabi değerlerin objektivitesi anlamında söylüyorum. İyi olmak gerçekten Allah için iyi olmaktır. Başkası görsün diye falan değil. Hizmet etmek gerçekten inanarak, içselleştirerek hizmet etmektir. Dini görüşüm ve ideolojin ne olursa olsun önemli değil. Mühim olan gerçekten bir işi sorumluluk bilinciyle yapıp yapmadığın, aklı referans alıp yapmadığındır. Sen ona inanırsın inanmasın ayrı mevzu. Ama ben buna iman etmiş bir insanım. Ben ölüme inanmış bir insanım. Herkes, ya burada ölüme inanmayan var mı? Bakın şu o kadar zenginler var, kodamanlar var, yağmur, Allah'ın rahmeti bir inmesin. Gör bakın isyanları. Gör bakın onların mallarını, mülklerini 5 kuruş eder mi? 5 kuruş etmez. Emin olun 5 kuruş etmez. Niye? Demek ki senin mal varlığının bir anlamı yok. Diyor ya. Senin insanlığının var. Ölüm herkesi eşit kılar diyor ya bir düşünün. Seneca. O Seneca'dır. Ölüm herkesi eşit kılar diyor. Ya bunu unutmamak lazım. Hani dedim ya milletvekili olsam bunları yapardım. Ondan sonra akrabalarımın ihale almasını yasaklardım. Belediyeleri görüyoruz. İmar komisyonlarını adam yeni yer almış. Daha 2018'in başlarında yeni yer almış. Hem de imar komisyonunda önemli noktalarından birinde. Bir bakıyorsun 6 katlık olacak yeri 9 katlık yapmış. Çekme mesafeleri var. Normalde işte 9-10 metre falan çekiliyor falan. Tık ona standart 5 metre yapmış. Ya il soyuluyor il. Koskoca bir il adamına göre muamele yapan adamlarla dolu. Çifte standart çok fazla. Ya olur mu böyle bir şey? Ben sana güvendim ya. Ben sana güvendim. Oy verdim. Sana güvendim. Oy verdim. Sorgulamadım. Kişiliğini, mişiliğini sorgulamadım. Biri dedi ki ben kefilimdir. İnanın dedi. Ben oy verdim. Kıramayacağım bir. Beğenin veya beğenmeyin kardeşim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Adıyamanlılara adayım dedi. Evet dedik biz de. Tamam dedik. İtimat ettik. Çünkü biliyoruz o adamdan yanlış yok. Ülkesini seven bir adam. Ama o adamdan yanlış yok ama bu adamların da yaptıklarına bakın. Yani tek bir kişiyle olacak iş değil ki bu. Yani şunu yani söyleyeyim. Koca 80 değil mi milyonluk bir ülkede? Sen Cumhurbaşkanımızın inşallah bunları bir şekilde duyduğunu şey yapmak, öğrenmek istiyoruz yani. Gerçekten inşallah duyuyordur bu sesleri. Yani bakın belediye meclis üyeleri müteahhitlik yapıyor bir kısmı. Hepsi değil. Yapanlar var. Bu serzenişimizi anlattık. Kardeşim ya istifa edin. Ya da belli bir makamdasın. O konuyla alakalı bir makamda sen nasıl şey yaparsın ya? Bir insan hem davasının hakimi, savcısı, avukatı olur mu ya? Yani o pozisyonun bir kere kullanılması lazım. Ya. Hiçbir şekilde ama buna aslında ilişkin bu yapıldı. Duyumlar var ama. Evet yani bu yapıldı. Başbakanımız döneminde herhalde hükümet adına dedi ki ya meclis üyelerinin müteahhitlik yapmamaları gerektiğine dair bir ilke kararı alındı. Yani bakarsan ben yine bunu söylüyorum. Bakın, suyun başında olup da değil mi? Aynen bakın Cumhurbaşkanı'ndan başbakana güzel ilkeler koyuyor. Güzel iyi. Ama bunlar
Ama uygulamada sıkıntılar var. Yok, Türkiye genelinden sıkıntıdan bahsediyorum. Kimseye tenis şey yapmıyorum. Ama imarla ilgili olarak gel diyor, sen benden diyor şey yaparsan veya benim adamlarımla yaparsan problemin yok. Adamın adını aldım, soyadını aldım, şeyini aldım. Beni buradan yalanlasınlar da böyle onların ortasına vurayım. Yüzleri varsa yüzleri de tüküreyim. Bu kadar açık konuşuyor. Bu ne demektir ya? Adamına göre muamele yapmak ne demektir? Bana getirirsen böyle, ona getirirsen böyle. Böyle şey olur mu ya? Bir hukuk devletinin olması gereken... Ama kimse de yadırgamıyor bunu ya. Sanki bunu önemseyen çok da... Bir şekilde bir düzen kurulmuş. Hani kaos içinde bir düzen kurulur ya böyle. Felsefe kitaplarında vardır. Bu Stephen King, Hawking'in kitabında da vardır ya. Zamanın kısa tarihinde. İşte kaos içinde aslında... Ama ilginç bir kitap benim. Perişan ettim biliyor musunuz? Yani aslında kaosun içinde mesela fi sayısı gibi bir düzen var. Kaos gibi görünen. Yani bize de... Füzyon, müzyon filan, ışıklar, metre, metrenin şeyleri filan. Bize sanki bu kadar ilkesizliğin içinde, değil mi? Bu kadar duyarsızlığın içinde bir düzen oluşmuş. Hani kimse de yadırgamıyor, artık kanık sanmış yani. Bu Selim Işık, Turgut Özben karakterleri var. Tutunamayanlar değil mi? Yani orada baktığın zaman gerçekten böyle alışılmış, içselleştirilmiş bir hayat var. Yani sunulan bir hayat var ve bu hayat içerisinde her şey algı, yalan, hikaye, birbirini aldatma. Bunun ötesinde yok. Desinler. Tabi. Ha ben şunu söyleyeyim, çevre milletvekillerine falan baktığımda adamlar en azından illeri gelişiyor ya. Gözle görülür bir şey var. Evet, yani. Bizim ilimiz gelişmiyor. Niye? Peki bizim milletvekillerimizin sağı, solu, akrabası, eşi, dostu, mevki, makam buluyor. O anlamda bir gelişme var ama. Acayip bir gelişme var. Dünürleri zengin oluyor, kodaman oluyor, daha da kodaman oluyorlar. Patlanacağına, tıksınıncaya kadar yiyorlar, zıkımlanıyorlar diyeyim. Lafa gelince yok. De dürüstlük doğru. Adıyaman yerinde duruyor. Din, iman. Neymiş? Suat Bey işte. Ya ben hiçbir iş adamdan çekinmiyorum. Namuslu iş adamlarına ben bir şey diyeceğim yok. Allah razı olsun, ellerinden öperim. Ama bu siyaseti rant aracı yapan namussuz iş adamlarına sesleniyorum burada. Siz fakirin, fukaranın, Adıyaman'ın tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyorsunuz kardeşim. Seçimden seçime şirin görün, ondan sonra vurgununu yap, talanını yap. Ya bu olmaz. Bu profil doğru bir profil değil. Bu profil Türkiye'ye fayda getirmez. Bu profile sahip olan insanların kendilerine faydası yok ki, sen Cumhurbaşkanımıza olsun, Başbakanımıza olsun veya ülkeye olsun. Belli amaçlarla gelmişler. Bu amaçları yapıyorlar. İnce Mehmet kitabında da bahseder ya bu tiplerden. Hiçbir şey değişmemiş değil mi? Sefih İbrahim miydi İnce Mehmet'te? Yani 1930'ların Türkiye'sinden bugüne o monografi yapı, o bakış açısı, o toplumun kanlı emen kesim. Aslında hiçbir şey değişmemiş. Hiç değişmemiş değil mi? Ben bakıyorum da hiçbir şey değişmemiş. Ya dedim ya, bu batı tarzdaki şeyleri okunca onu görüyorum. Aslında şeyde de var, Avukat Bey, şey vardır, Kur'an-ı Kerim'de, şimdi ben referans olarak onu şey yapmayayım ama, şeydir, tebbet ya da ebi lehebin ve tebbe ma'nan yumalü ve ma kesab diye anlatır filan. Aslında evrensel bakış burada muhteşem bir şekilde. Yani Kur'an mucize bir kitap. Bu bakış açısıyla bakıldığı zaman, yani bakıldığı zaman evrensel ilkeleri koyuyor. Evrensel ilkeleri koyuyor, oradaki sömürü düzeninden bahsediyor. Ya düşün, bir yığın tefeci bezirganın elinde inlemiş bir güruhtan bahsediyor ve onlara bir güneş gibi açılan Hazreti Peygamber'den bahsediliyor. Ve çatışmanın temelleri aslında bu var. O durum var değil mi? Bu var tabii. Yani biz bir sorgulamayan, muhakeme etmeyen, zihinsel derinliği olmayan bir güruh olduk. Adıyamanlı Türkiye'nin çok çok gerisinde. Okumadığı gibi okuyana da saygı göstermiyor. Gerçekten nitelikli okuyana, namuslu, dürüst insanlara saygı da gösterilmiyor. Ya kardeşim bir bakın. Bir bakın ya, etrafımızda neler var. Ya şunu söyleyeyim, yani bir milletvekili çıksın veya adayı çıksın. Buradan Sibel Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinliyormuş. Keyifle de dinlediğini söylüyor. Çok sağ olsun. Ama şunu söyleyeyim. En azından Mehmet Bey'e de söyleyelim. Serkan Bey'e de. Tek tek mesajlar geliyor, kusura bakmayın. Anlatmak durumunda kalıyor. Tabii. Biz bunu samimiyetle söylüyoruz Avukat Bey. Bakın biz hangi program yaparsak yaptık, Adıyaman'ın sorunlarını anlatmıyoruz. Sadece program değil aslında. Tütünde yani anlatmıyoruz. Güncel hayatta da aynı şekilde. Güncel hayatta da anlatıyoruz. Şimdi diğer bir husus var. Hemen oraya geçeyim. Buraya tekrar geleceğiz. Besni Adliyesi ile ilgili olarak inşallah en yakın zamanda bir çalışma olur. Şehre, Besni'ye, Besni'mize, o güzel insanlara güzel bir adliye binası olur. Yani kapısı kapanmıyor ya. Tabii, kapı kapanmıyor. Aralık kalmış. Evet.
Tuhaf bir kapı. Hakimhan'la olan diyalogumuzu gördünüz. Espri konusu oldu. Evet. Espri konusu oldu. Hakimhan'ın adliyeden yani başka şeye benziyor burası. Gerçekten de öyle ya. İşler acısı bir durum. Ve orada adalet dağıtılıyor yani. Ya bu kasılıp şey yapmakla olmuyor. Ya. Milletvekili görüyor bir folklor var. Halay başına Allah 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 böyle çeviriyor. İşe geldiği zaman susuyor, sus pus. Ne anladım ben bu işten? Halay çektiğin gibi git milletvekili olarak Sayın Başbakan'a konuş, Cumhurbaşkanı'na konuş. Ya halk benden istiyor, ben Adıyaman'a giremeyeceğim de. Yüzüm tutmuyor de. Emin olun böyle başarılı, istekli milletvekillerini Sayın Cumhurbaşkanı da ister. Mutlaka. Başbakan da ister. Çünkü onlara bir örnek oluyorsun. Gerçekten örnek oluyorsun. Adıyaman'da ne var? İşte efendim ne? Şu bürokratın yerini değiştir. Şu müdürün yerini değiştir. Bu mu? Siyaset bu mu? Maalesef öyle. Benim sesim size hepinize muhalif. Bütün partilere muhalif. Hadi sesimi kısın. Yani benim sesimi kısarak şey mi, hakikati mi öldüreceksiniz? Ya bataklığı kurutun kardeşim. 3-4 tane sivrisineği, ben sivrisinek boyutundayım diyelim. Ben öldürdüğün zaman bir şey olmayacak. Bataklık yine burada. Yine feryat edenler çıkacak. İsyan edenler çıkacak. Ya aha geldik, aha gidiyoruz ya. Kimseye eyvallahımız yok, kimseden korkumuz da yok. Adıyaman için bir şeyler yapın diyoruz ya. Avukat Bey kusura bakmayın biraz. Estağfurullah. Estağfurullah. Dolunma verin. Estağfurullah. Yani doğru söylüyorsunuz. Memleket sevgilime verin. Gerçekten ben bu. Adıyaman'ı seviyorum ya. Oğlum yani seviyorum. Mesela Adıyaman'da doğup büyümüşsünüz. Ya kaygısız seviyorum gerçekten. Ülkeni seviyorsunuz. Ülkeni seviyorsunuz. Ya gerçekten anlamda. Derdini dert ediniyorsunuz. Mesela yağmur yağmadı biliyorsunuz ben görüyorum. Ya Kayseri acaba yağmur yağmadı. Diye dert, ekin yok bir şey yok evet. Normalde. Niye dert edinesiniz? Kayseri yani? Nire derler bura nere. Kayseri'de yağmur yağmıyor ben üzüntü bana şey oluyor. Gerçekten ya. Gaziantep'e yağmur yağdı mı diyorum. Adıyaman'da yağmur var orada var mı? Urfa'da yağmur var mı? Burada var mı? Budur bu. Ama ilk önce ben Adıyaman'ı seveceğim ki ondan sonra bütün Türkiye'yi kucaklayayım. Bütün Türkiye'yi benim olsun. Yani bunu içselleştirme anlamında söylüyorum. Yani şehrinizin sorunlarına karşı duyarlı olmanın sizin gerçek anlamda bir insan olduğunuzu gösterir. Ya ben burada şey istiyorum ya burada Adıyamanlı olarak ben birinci sınıf doktorlara muayene olmak istiyorum arkadaş. Adıyamanlı olarak ben birinci sınıf hakim savcılar tarafından yargılanmak istiyorum arkadaş. Adıyamanlı olarak birinci sınıf mühendisler tarafından, birinci sınıf mimarlar tarafından hizmet almak istiyorum. Haklılığını bilen, sorumluluğunu bilen, özgün, cesaretli, donanımlı, basiret sahibi bir belediye başkanı tarafından hizmet almak istiyorum kardeşim. Çok şey mi istiyorum? Yani mesele sadece kaldırım söküp yeniden yapmak değil ki. Ya ben Adıyaman'da başka bir şey görmüyorum. Bir kültürel alanda veya aileni alıp da götürebileceğin, hafta sonu değerlendirebileceğin, bir sosyal etkinliğin sunulabileceği bir ortamın hazırlanması anlamında bir şey görmüyorum ben Adıyaman'da. Onları da söylemek durumundayım. Maalesef, evet. Şimdi yine bir Köselce'den dedik ya, bahsettik. Köselce'li biliyorsunuz Besni'ye geçtikten sonra bir belde. Çok güzel bir belde. Şimdi orada bizim neyimiz meşhur? Fıstığımız meşhur. Fıstık da bizim milli ürünümüz. Gerçekten bizim göz bebeğimiz. Tabii. Antep fıstığı. Tabii. Şimdi öyle bir şey ki Antep fıstığının şu özelliği var. Yani Antep fıstık diyorlar, fıstık anlamında söylüyorum. Fıstık İran, Amerika'dan sonra Türkiye üçüncü. Üretimde üçüncü. Yani İran bizden önce. Amerika önünde. Türkiye fıstık üretimde dünya üçüncüsü. İşte bazı sorunlar var, bazı sıkıntılar var. Elinden gelindiği kadar insanlar çabalıyor, zahmet gösteriyor, emeklerini şey yapıyor. Aldığım duyumlara göre 2010 yılından bu yana fıstıkta özellikle bir dönem az, bir dönem şöyle böyle falan diye bayağı bir problemler var, bayağı bir sıkıntılar var. Ama bu dönem çok şükür iyi bir mahsul olduğu söyleniyor. Ama buna rağmen bir takım işte seldir, sudur, odur, böcektir derken gerçekten bir teknik anlamda bir problem yaşanıyor. Bu problemden ötürü de o belde, çevre beldeler çok büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Ve bunu anlattılar. Dediler ki avukat bey siz memleket sorunlarını anlatıyorsunuz. Biz Köseceden bunu söylüyoruz. Allah razı olsun bunu anlatır mısınız? Biz çiftçi olarak üretiyoruz, çalışıyoruz, emek veriyoruz. Yani gerçekten fıstığın öyle bir boyutu var. Yani bunu anlatır mısınız? Anlatırız dedik ve Sayın Adıyaman Valimiz eğer buradan Sayın Valilik makamındaki zatlar dinliyorsa bizi Sayın Valimiz başta olmak üzere söyleyelim. Tarım İl Müdürlüğümüzü en nihayetinde bir harekete geçirsin. Köseceli ve o çevre muhitte bulunan fıstık ürünlerini yetiştiren çiftçimize teknik manada yardıma ihtiyaç duyuyorlarmış. Lütfen bunları anlatın. Lütfen bir ekip yollayın. Oradaki çiftçilerimizin fıstıkla alakalı problemleri neler, sıkıntıları neler, ne yapabilirsiniz, ne edebilirsiniz? Oraya bir gerekirse bir ekipman gönderin. Hatta bizden televizyon ekibimizi istediler avukat bey.
Televizyon ekibimizi istediler. Ben dedim bir seçim dönemi ama bir 20-25 güne kadar gerekirse biz de dahil olmak üzere oraya gideriz. Olabilir tabii. Aslanlar gibi bir belgesini çekeriz. Gerekirse bunu Tarım İl Müdürümüze, Sayın Valimize sunarız. Neden? Çünkü bunlar bizim milli ürünlerimiz. Tabii ki milli ürünlerimiz. Biz bunlara destek vereceğiz. Biz tarımımıza, işçimize yani destek vermek zorundayız. Tütünümüz gitti, fıstığımız da mı gitsin? Bakın burada bize yakın, en yakın Urfa, Antep. Pardon, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş değil mi? Tabii. Ondan sonra yani burada yetişen şeyler var, fıstıklar var, Adıyaman. Buraya bizim destek vermemiz lazım. Bu desteklemeyi arttırmamız lazım. Çünkü vatandaş bunu bekliyor. Özellikle Tarım İl Müdürlüğü'nü buradan sesleniyorum, kamuoyu adına sesleniyorum, vicdanınız Allah'ınız adına sesleniyorum. Ne olur bu duyarlılık gösterin. Buradaki çiftçilerimizin mağduriyetini giderici anlamda önlem alın. Avukat Bey, benim en nihayetinde diyeceklerim bundan ibaret. Yani sizin de fıstık konusunda demek istediğiniz bir şeyler var mı Avukat Bey? Yani tabii ki tarımsal üretimin her boyutta desteklenmesi lazım. Evet. Yani hem Adıyaman bazında hem Türkiye bazında. Zaten geçen programda bahsettik. Tabii bu bahsettiğiniz şey tabii ki yerel bazda çok önemli. Ama bütün tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi lazım. Bu anlamda gereken gayretin tüm kurumlarca gösterilmesi lazım. Yani umarım bu konuda ilgili kurumlar gerektiği duyarlılığı gösterirler ve gereken çalışmalar yapılır. Evet. Bahsetmiş olduğunuz da çok önemli bence. Bize düşen bir şey varsa biz de elimizden geleni yaparız inşallah. İnşallah yetkililer de buradan duyarlar. Biraz daha gayret gösterirler bu sorunların giderilmesi için. Ya bu programda şunu söyleyeyim. Bu programda gerçekten Adıyaman'ın problemleri aslında sadece Adıyaman problemi değil. Biz nitelikli insan arıyoruz. Liyakat sahibi insanların yönetime geçmesini istiyoruz. Benim başarılı bir cumhurbaşkanım varsa başarılı bir milletvekillerim de olsun. Öyle mi? Başarılı tabii. olsun. Şimdi bizi izleyen tabii şey var. Benim bu hafta sonu özellikle mezarlıklarla ilgili olarak bir şeyim var biliyorsun. Mezarlığa gitmeyi çok seviyorum. Hoşuma da gidiyor. Biraz tabii. rahatlatıyor da beni. Bir de annemin babamın mezarlıklarını falan kendi ellerimle biliyorsun temizliyorum. Tabii. Hafta sonları taşlarını maçlarını falan. Tabii. Ayaklarımı falan çemirliyorum falan. Giriyorum içine biliyorsun. Dinlendiriyor günleri falan. Huzur buluyorum. Orada da sağ olsun Mahmut abi var. Mahmut Öztürk. Çok beyefendi. Çok güzel. Tanımakla şeref duyduğum insanlardan biri. Gerçekten çok naif bir insan. Bizi de dinliyormuş. Çok selamları varmış. Programda iyi gidiyor dediler. Yine başka yerlerden mesajlar da var. Başka yerde şey var. Bir de hastaneden şeyler var. Hastane çalışanlarından şey var. Tebrikler var. Bu arada yine mesajlar var. Ama bu 400 yataklı devlet hastanesi ile ilgili bir şey var. Ben oraya gittiğimde ne zaman gidersem gideyim özellikle o çevre yani temizlik işlerinin güzel olduğunu söylüyorum. Yani her zaman kötülükleri söylemiyorum. Evet, evet. Ama orada gerçekten çok iyi bakıyor. Oranın eğer çalışanları temizse o temizlikten sorumlu kimse ben onlara çok teşekkür ediyorum. Orada çok bir güzel, evet, hatta şeyden bahsedildi. Kemal Bey'den bahsedildi. Kemal Bey'in çabalarından bahsetti. Gayretlerinden bahsedildi. Kemal soy ismi bilmiyorum. Akar mıydı? Akar olması lazım. Allah razı olsun. Yani adam özveriyle ne yapıyor? Hizmet sunuyor. Yani bunu desteklememiz lazım. Neden? Ben bazı çevre illerdeki hastanelere falan gidiyorum. Bu duyarlılıklar görünmeyebiliyorum ama oranın temizliğiniz konusunda çok iyi evet gerçekten. Odam mütemadiyen temizlendiğini ve hijyen konusuna, temizlik konusuna emniyet verildiğini görüyorum. Buradan Kemal Bey'e ve ekipmanına geçin. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü Adıyaman'a hizmet ediyorsunuz. Allah razı olsun diyelim. Yani hastaneyi bu anlamda tertemiz yapmışlar. Öyle gerçekten. Bir de Avukat Bey sağlığı sollu mesajlar geliyor. Şimdi herkese de şey yapmamız mümkün değil. Konularımız zaten sınırlı bir şekilde. Vaktimiz de şey oldu. Bu arada Sayın Bekir Armer'in de çok çok selamları var. Selam gönderiyorum. Berat Bey ve sizlere selamlar veriyoruz. Adıyaman sorunlarını anlatıyorsanız hep dertlerimizi anlatıyorsunuz diyorlar. Biz öyleyiz. Bizim bir kaygımız yok. Sizin de benim de bir milletvekili olabilme kaygımız var mı? Hayır yani kesinlikle şu an. Şu gök kubbe altında. Beklentimiz şu yok. Şu gök kubbe altında. Sabah güneşi emrimize veren, akşam ay emrimize veren Allah'tan başka kimse eyvallahımız var mı? Hiçbir şekilde yok. Kimseye de olmaz. Sadece akşam uyurken kendi muhasebemizi yaparken ya bugün ne yaptık diye insan. Selimliğim mi tutuyor? Değil mi? Selimlik. Aynen bir selimlik tuttuğunda ya ben doğru bir şey yaptım mı diye.
iç huzuruyla evet bugün ben insanlık için bir şey yaptım diye, değil mi? Söyleyebiliyorsa insan, bir o de, zaman hiçbir şeyle ölçülemez bunun değeri. Ya öyle bir şey ki bazen marufun izahatı kanıtlanması çok zordur derler. Mesela derler ki ayı tanımlar mısın? Ayı tanımlamamışsın. Bence ayı göstermelisin, ay demelisin. Güneşi tanımlamamalısın, güneş demen lazım. Bazı öyle durumlar oluyor ki vatandaşın tapulu yeri var mesela. Ve tapulu yerleriyle ilgili olarak ürünü var ve ürünle ilgili olarak o alanla ilgili olarak ihtiyat tedbir kararı veriliyor ama ürünle ilgili olarak herhangi ihtiyat tedbir kararı verilmiyor. Vatandaş gidiyor durumunu, aslında hiç kimse belirtmeksizin ne yapacak? Gidecek, satacak, edecek. Tabii. Ama ona rağmen orada problem çıkmaması açısından güvenlik açısından ne yapmaya çalışıyor? Yetkili birimlere müracaat etmeye çalışıyor. Ve yetkili birimlerin dediği şey şu: bunun aksini gösteren bir mahkeme kararı getirirseniz bir bakarız diyorlar. Yani evine girmek için mahkeme kararı getirir gibi bir şey bu. Yani ya akıllara zarar. İşte bizim kolluk görevlilerimizin de hukuku bilmeleri lazım. Yani hukuksuz, mesnetsiz cümleleri sarf etmekten uzak durmaları lazım. Ya düşünün ya, en basit bir konu ve vatandaş bunun için çırpınıyor. Bir sürü sıkıntı yaşıyor, evet. Ya bunu insaf, siz hakimlikte yaptınız. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiniz mi? Ya ben hiç gelmedim ama bu gerçekten de son zamanlarda sıkla karşılaştığımız, değil mi, sıkça bir durum. Evet, evet. Kolluğun hukuku bilmemezlikten kaynaklanan çok yanlış uygulamaları var. Vatandaş gerçekten mağdur oluyor. Yani vatandaşın ürünü satması için, yani itilaflı olan yer farklı bir şey. Ama ürün satımı konusunda kendi özel yetiştirmiş olduğu zeytin mesela, değil mi, satmak için herhangi bir yerden izin zeytin alması olur, gerekiyor. Zeytin olur, yani nar olur, veya elma başka olur, ürün olur, değil herhangi mi? Bir şey olur. Evet. Ya burada çok ilginç bir şekilde kolluğun işte mahkeme kararı getirin gibi bir söylemi kesinlikle hukuksuz. Hiçbir dayanağı yok ama bu tür yaklaşımlarla son zamanlarda karşılaşıyoruz, bu tür davranışlarla. Bunların olmaması lazım. Evet, inşallah bu şeyleri yaşamayız. Bir de şunu söyleyeyim. Tabii şey var, mesajlar geliyor ama bu mesajları ne yapalım? Atakan Yılmaz'ın da çok selamları var. Sizi kutluyorum diyor. Adıyaman'ı şeye anlatıyorsunuz diyor. Haz alıyoruz diyor. Size ve Vedat Bey'e çok selam diyor. Aleyküm. Biz de selam. Atakan kardeşimize çok selam söylüyoruz. Selamlar çünkü tanıdığım, ben bildiğim, sevdiğim bir insan. Mehmet Bey var. Zaten Ankaralı. Bizim gururumuz. Seviyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Kendisine paşa diye hitap ediyorum. Eyvallahsız. O da eyvallah diyor. Birbirimize saygımız var. Kendisine selam söylüyoruz. Çünkü gerçekten dobra, cesur insanlara saygı duyuyoruz. Buradan oraya kadar. Tabii. Şimdi şunu söyleyeyim. Sanırım rejidenki arkadaşlar da 3-5 dakikadır şey yapıyorlar. Anlatıyor. Bir dakikamız var. Avukat Bey, 94 kişi AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için müracaat etmiş. 4 milletvekili hariç diğerlerinin tamamı temayülle katılmış. Ve 90 milletvekili kıyasaya bir çaba gösteriyor Allah rızası için. Değil mi? Yani tamamıyla kamusal görev, hizmeti tabii, görev bilinciyle yapmak için yapıyorlar. Buradan gerçekten hayırlı olacak varsa, Adıyaman'a bir katkı sunacak olanlar varsa hepsine yolları açık olsun diyorum. Gerçekten içinden Allah rızası için hizmet edecek kim varsa onların yolları açık olsun. Yeter ki şu Adıyaman'a güzel bir şeyler yapsınlar. Kim olursa olsun, kim olursa olsun. Biz bütün adaylara, aday adaylarına başarılar dilemekle beraber özellikle gerçekten Adıyaman'a bir çivi çakacak kim varsa onlara da diyelim ki biz sizin yanınızdayız, arkanızdayız, sürekli size desteğiz. Ya bahsettiğimiz kriterlere sahip insanlar varsa bir sonuna kadar tabii ki onları destekleriz. Sorgulayan, muhakeme eden, yani vicdanı olan, ahlakı olan ve geçmişine bakan insanlar. Ben bundan önce bir belediye başkanıyla konuştum, şunu söyledim. Bakın dedim Sayın Başkan, dikkat edin dedim. Tek tek resimler var. Bak hep gitmiş, hep ölmüş. Çoğunluğu ölmüş en azından. Şunu söyledim. Mahkeme kadıya mülk olmaz. Bu dünya geçici. Gerçekten öyle. Mahkemelerin hiçbir kadıya mülk olmuş mu? Hayır. Buradan Derin Su Köyü'ne de çok selam söyleyelim. Onlar da mesaj atmışlar. Bugün bayağı mesajlar var. Şeyi dinliyorlarmış, köyde dinliyorlarmış. Bu arada Derin yağmur da bayağı arttı Suat Bey. Yağmur attığı zaman aklıma şey geliyor. Mehmet kardeşim var. Çok seviyorum gerçekten onu. İnşallah ahirette de kardeşim olsun. Çok sevdiğim bir insan. Ankara'da dedim ya. Ben rahmetle ilgili bir şeyim var. Hemen atmıştı, bana yollamıştı. Sen rahmet geliyor dediğin an falan demişti. Evet. Çok önemli. Yağmur bizim için nimet. Rahmetli annem derdi ki
şu Nisan ayında, Mayıs ayında yağan yağmurun her bir habbesi bir altından daha değerlidir derdi. Öyle değil midir? Kesinlikle çok çok önemli. İnşallah böyle biraz yağar bu hafta. Ciddi manada bir faydası olur Adıyaman'a. Evet. Biz programımızın sonuna geldik. Bizi bu saate kadar izleyen, daha doğrusu kahrımızı çeken herkese teşekkür ediyoruz. Ama bütün şunu bilin ki, emin olun öyle. Hepimizin çoluk çocuğu var. Ve inşallah Adıyaman'a en güzelini, en iyisini verme anlamında çalışıyoruz. Kimseden bir çabamız, bir şeyimiz yok. Buradan tabii bizi izleyenler var. Yine mesajlar geliyor. Gürkan Bey'in mesajı var. Gürkan Bey'in mesajını gördüm sanki. Adıyaman sorunlarını diyor. Bu güzel, bu denli güzel anlattığınız için ki avukatıma da çok teşekkür ediyorum diyor. Gürkan Bey de sağ olsun. Adıyaman'ın gerçekten beyefendi şahsiyetlerinden biri. Gerçekten öyle. Selamlarımız. Oturmasıyla, konuşmasıyla, üslubuyla, kibarlığıyla gerçekten öyle. Aynen. Yani diyor otu çek köküne bak diyorlar. Bir kökünde de bir asalet olduğu için asaletini söylüyor burada. Bizi bu saate kadar dinleyen herkese en içten saygılarımızı, hürmetlerimizi bildiriyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Mercan TV ilklere imza atmaya devam ediyor. Mercan TV